2 dakika. Orta içeriye doğru bir kafa ve top ağlarda. Harika bir gol. İşte şu Oparek. Ostrava'da milli takımımıza gol atan, savunmadan ileri çıkıp etkili olan futbolcuları Çek Cumhuriyeti'nin şu Oparek topu ağlara yine gönderiyor ve durumu 1-0 yapıyor. Çek futbol severler Liverpool'da, Anfield'da sevinç içinde. Çekler sahaya iyi yayıldılar. Pavel Kuka'nın önüne. Kuka vuruş üstüne al. Gol, gol, gol. İnanılır gibi değil sevgili seyirciler. Pavel Kuka dakika 19, 2-0 yapıyor durumu Çek Cumhuriyeti. Rusya şaşkın. Anfield'da Ruslar şaşkın. 2-0. Top öyle güzel süzüldü ki. Volkov ortası. Mostovoy ve gol. Gol, gol, gol. Mostovoy'dan geliyor. Dakika 49 sevgili seyirciler. Gol Mostovoy'u Rusya farkı bile indirdi. Bu kez Rus sevincilerin sevinci var. Tetrasse. Tetrasse cezalarında ikinci gole gidiyor Rusya. Tetrasse vuruşu ve top ağlarda gol. Top ağlara gidiyor Tetrasse'nin golü sevgili seyirciler. Nefis bir maç, nefis bir maç. Harika bir maç Tetrasse. Dakika 54. Rusya fırtına gibi başladı ikinci yarıya. Bakın pozisyonu bir kez daha izliyoruz. İşte şu Aparay'ın büyük hatası. Skasli. Harika vuruyor ve gol. Nefis bir gol. Harika bir gol sevgili seyirciler. 85. dakika. Çek Cumhuriyeti'ni bitiren bir dakika oluyor. 85. dakika. Çek Cumhuriyeti'ni bitiren dakika oluyor. Ve gerçekten müthiş bir alkış var. Cumhuriyeti Rusya maçı eklendi. 3-3'lük şans. Simicher gol durumunda. Vuruşu ve gol. Sevgili seyirciler bu gollere şapka çıkartılır. Nefis bir gol Simicher'den. 89. dakikada geliyor. Durum 3-3. Simicher'in golü sevgili seyirciler. Gerçekten iki dev İtalya Almanya'dan gol gelmiyor. Çek Cumhuriyeti Rusya'dan 6 gol geliyor. Ayakta alkışlıyor. Stattaki polisler bile alkışlıyor sevgili seyirciler. Stanislav Çerkezov dondu kaldı. Evet sevgili seyirciler. 90 dakikayı bitiren düdüğünü çalıyor. 90 dakikayı bitiren düdüğünü çalıyor karşılaşmadakini. Anders Frisch sevgili seyirciler. Evet sevgili seyirciler. Çek Cumhuriyeti'nin İtalya'yı geçtiği anons yapılıyor ve Çek Cumhuriyeti bir devi. İtalya'yı geride bırakıyor. Çek Cumhuriyeti Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek finalist oluyor.